Gün sonundan herkese merhabalar. Ben Harika Ertunç. Yepyeni bir haftanın başlangıcında yine sizlerleyiz. Programımızda oldukça yoğun bir içerik hazırladık sizler için. Programımız dahilinde hatırlatıyoruz sürekli. Yine hatırlatalım. Sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Bakalım şimdi konuklarımız kimler olacak? Yeni haftaya başlarken ilk önce meclis gündemine bakalım. Meclisin gündeminde 8. yargı paketi var. Aslında bu gündem seçimden önceki son grup toplantılarının gerçekleştirileceği hafta olduğu için de oldukça önemli. 27 Şubat'ta başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeler ve meclisteki siyasi partiler yerel seçimlerin öncesindeki son grup toplantılarını da gerçekleştirecek. Geçtiğimiz hafta size detaylarını vermiştik. Burada adli para cezalarının düzenlendiği, emeklinin bayram ikramiyesinin düzenlemesinin yapıldığı pakete dahil olduğunu söylemiştik 8. yargı paketinin. Bu noktada şunu daha hatırlatmakta fayda var. Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenilecek olan ikramiye 3000 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yasa paketinin içinde bu teklif de bulunuyor. Aynı zamanda şunu da hatırlatalım sizlere. Geçtiğimiz günlerde SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan da şöyle bir açıklama gelmişti. Emeklinin bayram ikramiyesinin 5000 liraya çıkabileceğini kulis bilgilerine dayanarak belirtmişti Özgür Erdursun. Seyyanen artış beklentisi çok sıcak. Emekli aylıkları konusu henüz kapanmadı. Bayram ikramiyeleri de 5000 TL'ye çıkabilir değerlendirmesinde bulunmuştu SGK uzmanı Özgür Erdursun. Hemen geçelim buradan ikinci başlığımıza. Kredi kartı harcamalarında artış devam ediyor efendim. Özellikle Merkez Bankası'nın faizi önemli ölçüde yükselttiği patikada bir miktar daha kredi kartlarına yönelim olması aslında sıkılaştırıcı para politikalarının bu noktada etkinliğini azalttığı değerlendirmesi söz konusuydu. Son günlerde özellikle hem Merkez Bankası kanadında hem Türkiye Bankalar Birliği kanadında yapılan açıklamalara baktığımızda kredi kartlarına yönelik bir düzenleme beklentisi olduğunu görüyoruz. Ekonomistler de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın limitlerle alakalı bir çalışması olduğunu, kartın artık kredilendirme aracı olarak kullanıldığını ve kredi kartı faizlerinde bir normalleşme beklendiğini açıklıyorlar, değerlendiriyorlar. Şöyle bir rakamlarla bunu detaylandıracak olursak şayet TL cinsi kredi kartı harcamaları aylıklandırılmış olarak baktığımızda 16 Şubat itibariyle geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık olarak %50 artış kaydetti. Çok yüksek bir artış kaydetti. Dolayısıyla bu noktada bir beklenti söz konusu oldu. Dedikten sonra hemen peki şunu da aktaralım sizlere. Peki perakendeciler bu konuya neler söylüyor? Aslında Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel bu konuda şöyle bir değerlendirmede bulundu. Kredi kartı ile alışverişe sınır getirilmesi perakendeciyi çok zor durumda bırakır. Özellikle belli bir limitin altında bu değerlendirmenin, bu düzenlemenin yapılmaması lazım şeklinde artık reel sektörden de bazı açıklamalar gelmeye başladı. Buradan devam edelim bir diğer başlığımızla. Otomobil fiyatlarında 7 aydır bir gerileme söz konusu. Özellikle Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz sene vites artırdığı düzenlemelerin bu noktada etkili olduğunu söylemekte fayda var. Bir de gidelim Ramazan pidesinin fiyatına bakalım birlikte.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının 11 Mart'ta başlayacağını biliyoruz. Ramazan pidesinin fiyatı da Ankara ve İstanbul'da 15 lira olarak belirlendi efendim. Hadi devam edelim, buradan bir de rakamlarımıza bakalım, haftaya başlarken rakamlarımız nasıl şekilleniyor. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks'e baktığımızda endeks 9.391 puandan an itibariyle pozitif tarafta işlemleri sürdürüyor. Artemis'in halka arzı var, bunu hatırlatalım sizlere. Artemis halka arzında talep toplama 27-28 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz fiyatı pay başına 25 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Sadece Artemis'in halka arzı değil, aynı zamanda Mogan Enerji'nin de halka arzı söz konusu bu noktada. Mogan Enerji için 28-29 Şubat tarihlerinde pay başına 11 lira 33 kuruştan talep toplama yapılacak efendim. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği Başkanı Berra Doğaner'in açıklamasına bakarsak, Borsa İstanbul'da işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklığı sayımız 48'e ulaşmıştır. 2024 yılında da gayrimenkul yatırım ortaklığı halka arzların etkili bir biçimde sürmesini beklemekteyiz değerlendirmesinde bulundu hocamız Berra Doğaner. Son olarak şunu da aktaralım borsa cephesinden sizlere. Fiyat kazanç oranlarına göre analiz edildiğinde Türk hisse senetleri gelişen ülke hisse senetlerinden an itibariyle %60 daha iskontolu değerlendiriliyor. Dolayısıyla aslında hala alım için önemli bir yer olduğu değerlendiriliyor efendim. Dolar TL 31.12, Euro TL 33.77'den işlem görüyor. Yarım dolar, yarım euronun karşılığı olan kurs sepetine baktığımızda 32.45 seviyeleri an itibariyle bizi karşılarken, gram altında da rekorlar görüyoruz. Hem ons tarafından destek geliyor, hem dolar TL'den gelen destekle an itibariyle 2035 TL'den işlemler geçiyor. Efendim devam ediyoruz gün sonuna kaldığımız yerden. Programımızın içinde sıklıkla benden editörüm Suat şimdi ekranlarınıza getirdi diye bir isim duyuyorsunuz. Artık kendisini sizlerle tanıştırmanın da vakti geldiğine inandık. EkoTürk TV editör ve muhabiri Suat Dural bizimle. Suat'cığım hoş geldin yayınıma. Hoş buldum. Aslında hoş geldin demek ne kadar doğru. Çünkü sen zaten evet. Bu programın önemli parçalarından bir tanesin. Arkada emek veren birçok arkadaşımız gibi sen de aslında arkada çalışıyorsun ama... bize artık her pazartesi olmak kaydıyla hem küreselin hem de yurt içinin haftaya ve piyasaya yön verecek gelişmelerini aktaracaksın. İlk olarak dinleyelim senden bu hafta nelere bakacağız veri gündemi olarak. Şubat ayının son haftasına giriyoruz artık. Mart ayına gireceğiz. İkinci ayın son haftasında hem yurt içinde hem de küreselde oldukça yoğun ve kritik veriler
piyasalar tarafından karşılanacak. Dilerseniz önce yurt içinden devam edelim. Akabinde de evet, yurt dışından devam edelim. Yurt içinde tüketici güven endeksi açıklanmıştı. Geçen hafta 5 ay üst üste artıştan sonra yeniden bir gerileme söz konusu olmuştu. Ekonomik güven endeksi açıklanacak. Orada da son 5 aydır bir yükseliş söz konusu. Yine yatay bir şekilde Şubat ayı verisinde gelmesi bekleniyor. Tabii orada henüz ekonomik güven endeksi Ocak ayı verisi 99,4 puan gelmişti. Orada da 0 ile 200 arasında bir puan söz konusu. 0 ile 100 arası ekonomik güvenin kötümserliğini, 100 ile 200 arası ise iyimserliğini gösteriyor. Eşik noktaya gelmiş durumda. Belki Şubat ayında eşik noktayı aşabileceği beklentisi söz konusu. Yine ticaret dengesi açıklanacak. Şubat ayında ihracat rekoru kırılmıştı. 2023 yılında 255,8 evet, milyar dolarlık. 2024 yılı beklentileri ihracat rekorunun yeni bir seviyeye çıkması. Cari açıkta bir daralma söz konusu olmuştu. Yine Ocak ayı verileri gelecek. Aralık ayı verileri gelmişti. Ocak ayı verilerinde de beklentiler keza bu yönde devam ediyor. İhracattaki artış, cari açıkta da bir daralma beklentisi hakim. Evet, ekonomik güven endeksi ve ticaret rakamları zaten ekonominin aslında bütünü açısından da bize çok şey ifade eden önemli veriler. Ama sanıyorum yurt içinde baktığımızda Suat en önemli neye bakacağız biz? Büyüme rakamları. Büyüme rakamları. Kesinlikle büyüme rakamları açıklanacak. En çok takip edilen, beklenen o. Dördüncü çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Hı hı. Beklentiler Anadolu Ajansı'nın ve işte farklı kurumların anketleri söz konusu. O anketlerde de gayri safi yurt içi hasılanın dördüncü çeyrekte esasında %3,5 ile 4,5 arasında bir büyüme kaydetmesi beklentisi hakim. %3,5 ile %3,97 arasında bir beklenti, dördüncü çeyrekte bir büyüme kaydetmesi bekleniyor Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasında. Orta vadeli planda da %5'ten %4,4'e düşürülmüştü. Hı hı. 2023 büyüme beklentisi. Bunun tutacağı beklentisi bekleniyor. Paralel gelecek yani orta vadedeki evet, tahminle büyüme rakamlarının eşdeğer gelmesi bekleniyor. 2023'ün birinci çeyreğinde %4, ikinci çeyrekte 3,9, üçüncü çeyrekte de 5,9'luk evet, bir büyüme kaydetmişti. Aslında geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın da şöyle bir açıklaması olmuştu. Ülkelerin enflasyonla mücadele ettikleri böyle bir süreçte birçok ülkenin büyümeden feragat etmek zorunda kalarak enflasyon mücadelelerini sürdürdüğünü ama Türkiye ekonomisinin aslında enflasyonla mücadelesi devam ederken gelişmek bütün dünya ülkelerinin ortalamasından daha yüksek seviyelerde bir büyüme kaydettiğinin de altını çizmişti Sayın Cevdet Yılmaz. Dolayısıyla aslında büyüme rakamlarımıza biraz bu açıdan da bakmakta fayda var. Dünyanın en büyük ekonomilerinin teknik resesyona girdikleri bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki hiçbirinin aslında bu tek başına bir başarısı ya da bu bir yarış değil. Bu ülkeler bizim aynı zamanda ticari partnerlerimiz. Dolayısıyla bu ekonomilerin de canlı ve güçlü olması bizim için de çok büyük önem arz ediyor. Ama kendi ekonomimize dönüp baktığımızda evet, enflasyon konusunda biraz zorlanıyoruz. Buna tedbir olarak ekonomi yönetimi adımlar atıyor ama büyüme tarafında güçlü büyüme serisinin en azından orta vadeli programla uyumlu olarak devam ettiğini de görüyoruz. Kesinlikle. Devam edelim yine. Merkez Bankası geçtiğimiz hafta yeni Merkez Bankası Başkanı'yla ilk faiz kararını vermişti. Hı-hı. %45'te sabit tutulmuştu faiz kararı, politika faizi. Bu hafta da Para Politikası Kurulu karar metnini açıklamıştı. PPK metni açıklanacak. Evet. Orada da yine tıpkı karar metnindeki enflasyonla mücadele %36'lık yıl sonu hedefiyle ilgili gerekirse sıkılaştırma adımlarını ve miktarsal sıkılaştırma adımlarına devam edileceğiyle ilgili detaylı bir şekilde yeni notların, yeni tahminlerin düşürmesini bekliyoruz. Aslında Sayın Başkan şöyle bir şey söylemişti enflasyon raporu toplantısında. Kuş isimlerinden biraz uzaklaşalım evet, demişti. Çünkü yeni başkan acaba daha mı şahin, daha mı güvercin diye biz kendi aramızda konuşup tartışırken yeni başkanın böyle bu konuda çok da fazla bir sınıfa girmeyi aslında kabul etmediğini gördük biz bu noktada. Aslında tabii şöyle de bir nokta var. Sayın Gaye Erkan da faizi %8,5 seviyesinden %42,5'lara kadar çıkararak zaten faiz konusundaki tutumunu ortaya koymuştu. Ama yeni başkan özellikle metinde TL'nin değerlenmesine ilişkin çok aslında altı çizilmeye muhtaç satırlar olması çok bunu ön plana koymalı ve enflasyonla mücadelede ana aracın da TL'deki değerlenme olduğunu vurgulaması neticesinde biz biraz daha yeni başkan daha şahin davrandı diye yorumlar duymuştuk, görmüştük ama Sayın Başkan tavrını da bu konuda gösterdi aslında.
Kesinlikle. Devam edelim yine Merkez Bankası her hafta düzenli olarak açıkladığı rezervler var. Haftalık evet. Para ve banka istatistikleri var. Perşembe günü yine rezervleri karşılayacağız. Brüt rezervler esasında Ağustos ayından bu yana bir yükseliş ivmesi kaydetmişti ama son 2 aydır 11.2 milyar dolarlık bir düşüş söz konusu brüt rezervlerde. Brüt rezervleri de Perşembe günü karşılayacağız. Yine belki önemli sayabileceğimiz bir veri var. İstanbul Ticaret Odası her ay düzenli olarak İstanbul'un enflasyonunu açıklıyor. Evet. Neden önemli? Çünkü bir sonraki hafta Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıklayacak. Enflasyon malumunuz biraz önce de bahsettiğiniz Merkez Bankası'nın mücadelesi ve ekonomi kurmayları ve politikalarıyla özellikle enflasyonla mücadeleyi başa almasıyla İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul enflasyonu öncü gösterge aynı zamanda. Geçtiğimiz Ocak ayında %76,2'lik yıllık bir enflasyon beklentisi söz konusuydu. Aylık bazda? Aylık bazda 6,7'lik evet. bir artış söz konusuydu. Zaten TÜİK'in verisiyle paralel gelmişti 3 aşağı 5 yukarı. Hı hı. Yine burada da bir kırılma söz konusu olabileceği ama zaten Mayıs ayına kadar herkesin beklentisi evet. enflasyonu zirve yapıp baz etkisiyle yıl sonuna doğru düşüşe geçmesi beklentisi söz konusu. İTÖ'nün İstanbul enflasyonunu karşılayacağız Perşembe günü. Yurt içindeki veriler böyle. Yurt dışında da aslında çok önemli veri var. Evet, küresel piyasaların odak noktası değil mi? Avrupa'dan Amerika'ya doğru gidelim isterseniz. Avrupa'da Euro bölgesinde enflasyon rakamlarını karşılayacağız. Ocak ayında hafif gerilemişti. Euro bölgesinde enflasyon Şubat ayında beklentilerin üzerinde gelebileceği beklentisi hakim Avrupa tarafında. Orada da tabii tıpkı FED tarafındaki gibi ECB mi önce faiz indirecek, FED mi faiz indirecek beklentileri söz konusu. Oradaki beklenti enflasyon verisinin beklenenden hafif gelmesinin biraz daha üzerine çıkabileceği beklentisi söz konusu. Amerika'ya geçecek olursak Amerika'da da yine 4. çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. ABD ekonomisi beklenenden hızlı büyümüştü esasında. Orada da teknik anlamda bir resesyona giriş olup olmayacağı konuşulurken yeni yılla birlikte bu teknik beklenti de kaybolmuştu. Zaten gelen diğer öncü göstergelerde Amerika'da bir toparlanma olduğu söz konusu. Yumuşak iniş beklentileri de zaten evet. var. Orada da FED ne zaman faiz indireceği beklentisi sürekli ötelense de yaz aylarına doğru bir faiz indirim beklentisi bekleniyor. Aslında oranın gündemi biraz da büyümeden de ziyade o kadar güçlü şirket karlarına odaklanmış durumda ki mesela Nvidia'nın orada gelecek kar rakamları neredeyse bölgesel FED başkanlarının konuşmalarından daha yakından takip ediyor. Bu yapay zeka süreciyle birlikte artık Nvidia gibi şirketlerin biraz daha akıl almaz karlara ulaşmaları neticesinde piyasa şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde daha ziyade Nvidia ve onun gibi büyük şirketlerle alakalı gelişmelere odaklanıyor. Kesinlikle. Son çeyrekte Amerika %3,3 büyümüştü. Önceki çeyreğe göre %4,9 büyüyen dünyanın en büyük ekonomisiydi Amerika aynı zamanda. Son çeyrekte %2'ye yakın bir büyüme bekleniyor Amerika tarafında da. Yurt içi ve esasında yurt dışı bütün veriler böyleydi. Evet. Küresel ve yurt içinde birçok farklı veriler de tabii açıklanıyor ama öne çıkan en önemli veriler bunlar. Evet, bu hafta bu verileri yakından takip edeceğiz ve piyasalara da yön vermesini bekliyoruz. Suat'a çok teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Suat'cığım emeklerine sağlık, teşekkür ederiz. Biz şimdi diliyorum. Çok teşekkürler. Buradan devam edelim bir diğer konuğumuzla. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal'la birlikteyiz. Onurcan Bey hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi az önce rakamlarımızı aktarırken izleyicilerimize şunu söyledik. Aslında halka arzla borsaya gelip halka arzların duraklamasından dolayı tekrar borsadan çıkış yapanlar için belki de biraz daha iştahlarını kabarabileceği bir zaman dilimi. Çünkü birkaç halka arz daha söz konusu. Öyle son zamanlarda Aralık ortasından bu yana biraz daha taban taban gibi bir seyir görmüştük. Çok alışık değildi halka arzla piyasaya giren yatırımcı buna. Şu anda pek öyle bir seyir de görmüyoruz. Ne dersiniz, borsanın bu haftaki seyri için doyum noktasına ulaştı mı? Biraz daha gidecek bir yeri var mı? Evet, açıkçası bunun cevabını vermek için endekste önemli seviyeleri takip ediyoruz. Bu anlamda geçen haftadan beri takip ettiğimiz 9400-9500 bölgesi yine bugün de direnç olarak çalışmaya devam etti. Endeks haftaya biraz daha pozitif bir açılışla başladı malum ve bu noktada 9450 seviyesine taşıdı tarih zirvesini. Ama gün içinde bu bölgeden tekrardan 9400 altına sarkan bir fiyatlamayı gördük.
yavaş yavaş kapanışa doğru giderken 9400 seviyesini yeniden test eden bir endeks görüyoruz. Burada geçen hafta başından bu yana ciddi manada bu bölge test ediliyor ama 9400 üzerinde bir kapanışı BIST 100 endeksinde henüz göremedik. O yüzden endekste yukarı yönlü momentumun korunabilmesi için ilk olarak bizim 9400 üzerinde bir günlük kapanışı, devamında da 9500 seviyesinin aşıldığını görmemiz lazım. Eğer bunu görebilirsek o zaman 9800 devamında 10.000 puan ki hani dolar bazlı da 310-312'li seviyelere tekabül ediyor olacak. Bu 2023 Ekim'de gördüğümüz zirveye de yine denk gelecek. 10.000 seviyesine doğru yükselişleri görebiliriz 9500'leri kapanışlarda. Ama 9400-9500 bu bölgeyi aşamadığımız sürece endekste malum yorulma emareleri de görüyoruz. Çünkü 2024 Ocak'tan bu yana yani kabaca 2 aylık bir süreçte güçlü yükselişlerin yaşandığı, zirvelerin yenilendiği bir endeks gördük. Bu anlamda bir miktar yorulma ve bir miktar düzeltme olan karşılanmalı. Ve 9400'ü geçemediğimiz müddetçe gün be gün düzeltme ihtimali daha da kuvvetleniyor. O yüzden olası geri çekilmelerde 9200 bizim kısa vadeli güçlü destek noktamız. Eğer burası kırılırsa da 9000 puana doğru psikolojik açıdan büyük önem taşıyan 9000 seviyesine doğru gerilemeler görebiliriz endeks cephesinde. O yüzden şu an için yani mevcut pozisyonlar daha koruma eğiliminde olabilir. Ama yeni pozisyon alımı için dediğim gibi 9500'ün bir geçildiğini görmek lazım. Burada günlük işlem yapan yatırımcılar için hani mevcut nakitlerle hareket etmeleri daha faydalı. Şu süreçte biraz daha 9500'leri bir kapanış görmeden kredili ve kaldıraçlı işlemlere daha temkinli yaklaşılması gerektiği kanısındayız. Yani burada bir kırılım olacak ama bunun yönünü biraz daha bu hafta içindeki fiyatlamalar tayin edecek diyebilirim. Şimdi biz sürekli şunu konuşuyorduk. Geçtiğimiz senenin yıldız enstrümanı, en çok kazandıranı elbette Borsa İstanbul 100 ana endeksdi. Ama bu sene için beklentiler biraz daha mevduat tarafına da kaymış gibiydi. Yani en azından bir sepet yapıldığında geçtiğimiz seneye göre bu sene için o sepette TL mevduatın payının artırıldığı söz konusuydu. Mantıklı bir hesaplama yaptığımızda. Ama yılbaşından hemen sonra TL mevduat faizlerinde çok da öyle yüksek seviyeler görmedik. Yani yatırımcı paramı kesin götüreyim de TL mevduat faizine yatırayım gibi bir iştahlı hareket etmedi buradaki seviye dolayısıyla. Ama son olarak baktığımızda %52'yi gördü 1-3 ay arası mevduat faizleri ve 8 haftanın da zirvesine ulaştı. Bu seyrin devam etmesini bekler misiniz ve bunun borsaya yansıması nasıl olur? Tabii şimdi yıl sonunda biraz daha mevduat faizlerinde daha yüksek seviyeleri görüyorduk. Ocak ayından sonra bir düşüş gördük bu tarafta. Yine bu da hani, özellikle KKM'den dönen paraların da belki bir miktar borsaya gelmesine katkıda bulundu. Şimdi Borsa İstanbul tarafında oluşan fırsatlar oluyor. Belli bir dönem içinde bir trend oluştuğunda hani mevduat faiziyle kıyasladığımızda çok daha güçlü getiriler görebiliyoruz ama yani Borsa İstanbul'un doğası hani buradaki getiri daha riskli bir getiri. Yani yükselişler olduğu gibi düzeltmeler, düşüşler de olabiliyor. Tabii ki her yatırımcının risk profili farklı ama hani belli oranda risk alabilen yatırımcılar için bu yıl sepet yapmak daha doğru bir mantık tabii ki. Bu anlamda hani tamamen mevduatın tercih edilmesi veya tamamen borsanın tercih edilmesi iki tarafta da riskler oluşturuyor. Mevduat faizleri hani %50'nin üzerinde dengelenmesini sürdürebilir diye düşünüyorum ben. Burada tabii hani para miktara ve vadeye göre %50'ler her zaman ulaşılabilir olmuyor ama %50'ler üzerinde hani belli bir para büyüklüğüyle, portföy büyüklüğüyle ulaşılabilen rakamları bir süre daha görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası'nın özellikle bu konudaki hani karar metinlerine baktığımızda mevduatta bir düşüş istenmiyor ki bu da enflasyonun mücadeleyle içinde bulunduğumuz dönemde haklı bir karar. Bu anlamda mevduat faizlerinde eğer bir düşüş görürsek buradaki tasarruflar belki biraz dolara, belki biraz harcamaya kayabilir. Bu da enflasyonla mücadeleyi açıkçası zorlayacak bir durum. O yüzden kısa vadede mevduat faizlerinde ben çok anlamlı bir düşüş beklemiyorum. O yüzden bir sepet oluşturulması mantıklı. Hani gram altın, mevduat ve borsa üzerinden oluşturacak bir sepetin ben bu yıl için daha makul olacağını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz sene tabii ki mevduat faizleri çok düşüktü. Reel anlamda bir kayba neden oluyordu. O yüzden sepette yer bulmaması tabii ki daha mantıklıydı. Ama bu yıl için mevcut seviyeler bu anlamda kötü değil. Burada tabii Borsa İstanbul tarafında işlem yaparken de hisse seçimi önemli bir konu. Bu anlamda profesyonel destek alınarak hani temel beklentisi olan, pahalı olmayan hisselere yatırım yapılmasının
hani borsa hisse senetleri getirisi anlamında daha doğru ve daha sağlıklı olacağı kanısındayım ben. Şimdi çok kısa bir araya gidelim Onurcan Bey. Aranın ardından sizle sohbetimize de devam edelim. Zira bu cepheden aslında yatırımcının da birçok sorusu var. Ben de size yönlendireceğim bunları. Önce efendim çok kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından buradayız. Gün sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Bal'la. Onurcan Bey, son sorumu da yönlendireyim o halde sizlere. Şimdi biz sürekli tabii enflasyon hedeflerimiz tutacak mı? Enflasyonu hangi noktada zirve göreceğiz? Para politikası nasıl hareket edecek gibi soruları size yönlendiriyoruz. Ama bu sefer bir de şu açıdan bakalım. Yine böyle yatırımcı için de bilgilendirici bir derleme toplama oldu aslında başından beri. Bizim Mayıs ayında enflasyonda zirveyi göreceğimiz ve faizin bu sene bu seviyede devam edeceği varsayımıyla hareket edersek şayet, enflasyonist ortamdan beslenen ve yüksek faiz ortamını bilançosuna olumlu yansıtabilen sektörler nelerdir? Yatırımcı bu ortamda buna göre nasıl pozisyonlanmalı? Tabii şöyle söyleyebilirim. Tabii şimdi enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş finansal sonuçlar geliyor. Bu noktada tabii açıkçası yorumlamak ve hani diğer şirketlerin finansallarını öngörmenin de biraz zor olduğu bir dönemdeyiz. Bir geçiş dönemi diyebilirim. Ama burada hani yatırımcıların özellikle bakması gereken, odaklanması gereken noktalardan biri açıklanan finansallar. Sanayi şirketi için konuşuyorum. Enflasyona göre düzeltilerek açıklanıyor ve burada gelir tablosu kalemleri de enflasyona göre düzeltiliyor. O yüzden 2023-12 dönemi finansallarına baktığınızda sizin burada gördüğünüz artışlar ya da azalışlar reel anlamda artışlar, azalışlar oluyor. Bir kere öncelikle şirketin yani reel olarak gelir ve karlılığını arttırabilmesi önemli. Yani enflasyonun altında bir artış reel anlamda bir kaybe denk geliyor. Bu tabii olumsuz bir durum. O yüzden reel olarak gelirlerini ve karlarını büyüten şirketlere odaklanmakta fayda var. Yine bununla birlikte özellikle seçimden sonraki dönemde para politikasındaki sıkılaşmanın tabii ki yansımaları biraz daha gecikmeli oluyor. Yılın hani devam eden bölümünde biraz daha iç talepte yavaşlamayı ve kredi faizlerinin, mevduat faizlerinin, kredi faizlerinin de yüksek kalmaya devam ettiği bir ortamı gözlemleyeceğiz. Bu nedenle borçluluğu düşük olan, nakit yaratabilen şirketlere odaklanmakta fayda var. Biz bu anlamda hani holdingler çokluğu, iş yapısı nedeniyle holdingleri genel olarak beğeniyoruz. Yine tabii yılın ikinci yarısından sonra güç kazanmasını beklediğimiz bir yabancı girişi de söz konusu. Beklentimiz bu yönde ve hani yabancı yatırımcı da hisse piyasalarına daha ağırlıklı bir şekilde gelmeye başladığında tercih edeceği sektörler daha çok ana sektörler. Nedir bunlar? İşte bankalar. Kısa vadede endekste olası bir düzeltmede bankalarda da bir geri çekimi bekliyoruz. Yılın ilk yarısı bankacılık tarafında endeksin çok üzerinde hareket etmeyebilir ama ikinci yarısı için bankacılıkta daha güçlü bir toparlanma bekliyoruz. O yüzden geri çekinmelerde bankaları burada portföylere eklenebilecek varlıklı olarak özel bankaları söyleyebilirim. Bunun yanında Koç Holding gibi, Sabancı Holding gibi, ana holdingler yine yabancıların da tercih edeceği, telekom sektörünün bu yıl reel anlamda da karlılığını, gelirlerini büyütebileceğini düşünüyoruz. O yüzden Turkcell olsun, Türk Telekom olsun bizim Gedik Yatırım olarak da portföyümüzde yer alıyor zaten. Beğendiğimiz şirketler, telekom sektörünün de bu anlamda bu yıl için yani olumlu finansallar açıklayabilecek sektörler arasına koyabilirim. Yine bu noktada gıda perakende malum bu süreçte hani bu dönemde en fazla bu durumdan, enflasyonist ortamdan destek buldular. Çünkü genel olarak elde ettikleri gelir, hani ürün grupları temel ihtiyacı yönelik gruplar, talep esnekiyeti düşük gruplar, yani fiyatı ne olursa olsun almak durumunda kalmış gruplar. O yüzden kar marjlarını koruyabildiler. Yine gıda perakende bu noktada takip edilebilecek sektörler arasında diye düşünüyorum. Yine tabii ki bu noktada daha sektörel bazlı olmasa sektör içindeki şirketler bazında ayrışmalar olabilir ama
Hani genel olarak sektörleri bu şekilde özetleyebilirim. Hı hı. Hani şirketlere, yatırımcılar daha farklı şirketlere bakıyorlarken de önünde bulundurması gereken iki temel nokta var. Bir, şirketin borçluluğu yüksek olmamalı. Şirket nakit yaratabiliyor olmalı. Nakit akış tablosunda artıda olmalı. İkincisi de reel anlamda bir gelir kar büyümesi görmemiz lazım. Yani bu iki unsur yoksa biraz daha dikkatli olmalılar diye düşünüyorum o şirketlere karşı. Evet, fiyat kazanç oranları da hesaplandığında gelişmekte olan ülke piyasalarında Türkiye'nin hala iskontolu işlem gördüğü değerlendirilmiş. Çok teşekkür ediyorum size de programa kıymetli katkılarınız için. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onurcan Balı ağırladık efendim. Şimdi haftayı geçtiğimiz haftayı kapatırken çok önemli bir haber başlığı devretmişti. Arkadaşlarımız haber kalemi aldı. Size bunu aktaralım. Türkiye Mali Eylem Görev Gücü olan TATF'nin gri listesinden çıkmak için gereken teknik adımları tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Haziran ayında yapılacak denetimle sürecin tamamlanacağını duyurdu. Türkiye gri listeden çıkmaya hazırlanıyor. Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri büyük ölçüde karşıladığını açıkladı. FATF yaptığı açıklamada Ekim 2021'de Türkiye'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı sisteminin etkinliğini güçlendirmek için çalışma konusunda üst düzey siyasi taahhütte bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin sistem etkinliğini güçlendirmek için çok önemli reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çekerek denetim yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına vurgu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Mali Eylem Görev Gücü'nün ülkemize yapacağı ziyaretten sonra Türkiye'nin gri listeden çıkmasını beklediğini belirtti. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin daha da güçlendirilmesi için düzenlenen eylem planının tüm maddeleri yerine getirilerek gri listeden çıkmak için son aşamaya gelindiği açıklandı. Prosedür gereği FATF ekibinin Türkiye'ye yapacağı ziyaret ile beraber hazırlayacağı değerlendirme raporunun Haziran ayındaki genel kurula sunularak gri liste kararının kaldırılması bekleniyor. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılmak üzere Salı günü Brezilya'ya gidecek. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek olan Bakan Şimşek'e Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek. Evet, Cuma günü piyasalar kapandıktan çok kısa bir süre sonra Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek bu konuda bir X hesabından da paylaşımda bulunmuştu. Ekonomist Hikmet Baydar'la değerlendirelim. Hoş geldiniz Hikmet Bey, iyi haftalar dilerim. Hoş bulduk efendim, iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Hemen gri liste konusunu biraz konuşalım Hikmet Bey. Türkiye'nin bu anlamdaki çabaları 2011'de başlamıştı bu süreç ve şu anda gri listeden çıkmak için ciddi anlamda çaba sarf ediyoruz. Haziran ayına ötelendi ama iyi bir gelişme kat ettik bu noktada. Ne dersiniz? Türkiye'nin gri listeden çıkması neden önemli, ne açıdan önemli ve bu süreçte neler bekleriz? Şimdi öncelikle tabii bu gri liste konusunda Mali Eylem Görev Gücü Paris'te yapmış olduğu toplantıda bununla ilgili bazı kararlar aldı ve Türkiye'nin de hemen hemen taleplerin çoğunu, kriterlerin çoğunu sağladığını, bir kriterde problem vardı. Onu da sanıyorum incelemek üzere de davet edildiler. Bunun üzerine de artık Türkiye'nin hükümetlerini yerine getirdiğine dair açıklamalar başladı. Bunun üzerine de Sayın Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı ve bu konuda özellikle adı geçen, yani bu konuda faaliyet gösteren tüm başta MASAK olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ederim diye açıklama yaptı. İşte burada bu MASAK oldukça kritik bir yerde ve ciddi şekilde sahaya indi, incelemelerini yaptı, gerekli olan düzenlemeleri, eğitimlerini verdi ve incelemeler sonucunda da bulunan aksaklıkları da gerekiyorsa eğitim, gerekiyorsa da cezai anlamda cezalar keserek bu konuda ısrarla çizgisini sürdürerek kurumların gri listeden çıkması gerekli olan çalışmaları yapmasını sağladı. Dolayısıyla burada gri listeden çıkmak şu açıdan önemli. Gri listede bulunmak demek kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda muğlak bir yapı içerisinde olmak demek. Ve bu konuda herhangi bir ilişkiye girmek istemeyen kurumların da gelip de o ülkede yatırım yapmasının da önü kapatılmış oluyor. Çünkü burada yatırım yaptıkları takdirde işte kara para aklama veya terörizmin finansmanına bulaşmış
bir şirketle herhangi bir nakit hareketinin olması yarın o gün karşısına bir ambargo tarzı veya hesap dondurma tarzı bir eylemle karşı karşıya kalabileceği riskini doğuruyor. Böyle olunca da tabii daha konservatif olan kurumların da o ülkeye yatırım yapmasının önü kesilmiş oluyor. Tabii Türkiye'de zaten bu yüzden dolayı gri listeden çıkmak için çabalar sarf ediyor. Sayın Mehmet Şimşek dikkat ederseniz uzun bir süredir bu konuya eğiliyor veya bazı açıklamalarda bulundu. Bu listeden çıkmamız lazım diye ve bu konuda da kamu kurumları MASAK dahil, MASAK öncülüğünde çalışmalar gösterdi, sahaya indiler. Ben bizzat takip ediyorum konuyu. Dolayısıyla gerçekten çok ciddi bir emek var, çaba var. Bununla beraber gri listeden Türkiye eğer çıkabilirse bu biraz da belki bahsettiğim korkulardan dolayı Türkiye'ye gelmekten imtina eden yabancı yatırımcının Türkiye'ye girmeye başlayacağını görebiliriz. Tabii aynı zamanda bu yerel seçimler de bir miktar her ne kadar frenlemeye neden olsa da yerel seçimlerden sonra bir de gri listeden çıkabilirsek o zaman yabancı yatırımcının Türkiye piyasalarına daha hızlı girmeye başladığını görebiliriz. O açıdan önemli. Tabii ki yabancı yatırımcı girişi bir yandan Merkez Bankası rezervlerinin güçlendirilmesi, bir yandan dövizde bir satış baskısının oluşturulması, bir yandan yabancı sermayenin Türkiye'ye gelerek kaynak bulamayan firmalara çözüm üretmiş olması, hem mevduat birikimini artırarak ki depo ihaleleriyle zaten bunun yavaş yavaş oluştuğunu görüyoruz. Bankalarında dolayısıyla kredi verme konusunda daha rahat hareket edebileceği rekabetçi bir piyasa ortamının oluşması nedeniyle de faizlerin aşağı yönlü hareketlenebileceği anlamına geliyor. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili ve bağlantılı. Burada önemli olan kritik nokta yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesinin önündeki engellerden önemli olanlarından birisi gri listeydi ve o gri liste sorunu çözülürse yerel seçimini belki risk olarak görenler olabilir ama yabancı yatırımcı girişinin önündeki en önemli engellerden biri de kaldırılmış olacak. Dolayısıyla dövizde bir satış baskısı, Merkez Bankası rezervlerinin güçlenmesi nedeniyle piyasaya hakimiyetin artabileceği, dolayısıyla kurdaki istikrarsızlığın son bulabileceği beklentisi ve para girişiyle beraber krediye ulaşmak biraz daha kolaylaşabilir. Hep bunları başlıklar altında toplarsak sonuçta ekonomiye bir kaynak girişi olacak. Bizim buna ihtiyacımız var çünkü büyüyen bir ekonomiyiz. Bu kaynak girişiyle beraber rekabetçi bir fiyat verilmesi nedeniyle de kredi faizlerinde bir aşağı yönlü hareket söz konusu olacaktır. Ve dolayısıyla Türkiye'nin üretim gücünün de artması söz konusu olacak. O yüzden çok çok önemli bir konu bu. Evet, şimdi bu hafta PPK özetlerini de takip edeceğiz. Enflasyon raporunda da karar metninde de baktığımızda Merkez Bankası'nın şöyle bir duruşu olduğunu gördük. Biz Türkiye'de dezenflasyon sürecini en çok katkı sağlayacak faktörün TL'deki reel değerlenme olduğunu altını çizmiş Merkez Bankası. Geçtiğimiz günlerde de Goldman Sachs cephesinden bir rapor yayımlanmıştı. Türkiye'nin Merkez Bankası'nın rezervleri pozitife dönebilir yine bu reel değerlenmeye bağlı olarak diye. Ne dersiniz? Sizce TL'de reel değerlenme nasıl sağlanabilir? Şimdi Türk lirası 2 liraların altına kadar düşmüştü. Neredeyse 1 dolar 1 lira olacak hedefleri koyuldu piyasada. Piyasa bazen abartabiliyor tabii. 1 liradan 10 liraya çıktı, yetmedi. 20 liraya çıktı, yetmedi. 30 liraya çıktı, yetmedi. Şimdi 31'lerde. Böyle olunca şimdi şunu sorgulamak lazım. Türkiye ihracatta ne kadar bir ivme kaybetti? Yıllık bazda bakarsak aşağı yukarı aynı yerde. Dolayısıyla burada şunu görüyoruz. Bir kere kurda fiyatların yukarı gitmesi, ki bazı kesimler bunu özellikle ısrarla vurguluyor, onlara iyi bakmak lazım. Niçin bunu söylediklerini iyi analiz etmek lazım. Ama kurda yukarı hareket, Türk lirasının değersizleşmesi çok kısa sürede, yani sadece işçilik fiyatları hemen anında yukarı hareket edemediği için bir avantaj sağlıyor. Onun dışında hiçbir avantaj sağlamıyor. Aksine kalıcı enflasyonu getirip hepimizin başına veriyor. Dolayısıyla kurdan kaynaklanacak bir rekabetçi fiyatla ihracat yapacağız varsayımı artık demodedir ve bunun bir an önce terk edilmesi lazım. Türkiye'de herkesin gelir dağılımı bozuluyor ve fakirleşiyoruz. Bunu bilmek lazım. İşte bunda 2016 yılında 100 bin lira olan bir araba şimdi 2 milyon lira.
Dolayısıyla o günkü 100 bin lira bugünkü 2 milyon lira anlamına geliyor. Kim ne kazanıyor, kim ne kaybediyor? Buna iyi bakmak lazım. Dolayısıyla kur 30 liradan 300 liraya da çıksa bir süre sonra gene kur yetersiz, daha yükselmesi lazım. Söylemlerini bazı kasıtlı kesimden duyabiliriz. Bu doğru değil. Tabii kesinlikle yanlış. Biz rekabetçi olabileceksek ölçeğimizi ayarlamamız gerekiyor. Global anlamda daha büyük ölçekli şirketler daha düşük sabit maliyetlere maruz kalır. Dolayısıyla rekabetçi fiyat verme ihtimalleri daha yüksektir. O zaman küçük kobi tarzı firmalar daha büyük firmalara doğru birleşmemiz lazım. Bunun için devlet yıllarca teşvik verdi, destek verdi ama hep bana diyen, küçük olsun benim olsun diyen zihniyetten uzaklaşamadığımız için de maalesef o ölçeği yakalayamıyoruz. Türkiye'nin ana problemi bu. Dolayısıyla kuru 30 liraya taşıdık. Gene tatmin edemedik. 300'e de taşısak gene tatmin edemeyeceğiz ama bir arabanın fiyatı 2 milyon değil de 20 milyon olacak, 200 milyon olacak. Dolayısıyla daha da fakirleşeceğiz. O yüzden kur rekabetçi olmanın temel taşı olamaz bir ülkede. Bunun altını çizmemiz lazım. Önümüzdeki süreç içerisinde tabii şuna da bakmak lazım. Biz bu kurlarla gerçekten ciddi anlamda mücadele edemezsek kur bazlı enflasyonu hep yaşayacağız. O zaman hep şunu konuşacağız. İşte baz etkisi, işte Haziran ayından sonra, işte Mayıs'tan sonra enflasyon düşecek baz etkisi nedeniyle. Bu bir enflasyonla mücadele başarısı değil. Evet. Bu Haziran ayında dolar %30 prim yapmıştı. Biz de %65 enflasyon yaşadık. Dolayısıyla fırsatçıların da devreye gireceğini düşünerek o kurların artışının katmerli bir şekilde bize pahalılık olarak düşeceğini, döneceğini bilmez lazım. Dolayısıyla eğer Haziran ayında kur yukarı giderse ID'yi bir sene daha baz etkisi diye erteleyeceğiz. Yani baz etkisine sığınarak enflasyonu düşüreceğiz bahanesini artık bir kenara bırakalım. Baz etkisi ekonomide başarı demek değil. Baz etkisi matematiksel hesaplamalar nedeniyle geçen sene Haziran ayında %30 yükselen doların bedelinin ödenmiş olması anlamına geliyor. Dolayısıyla Temmuz ve Ağustos'ta biz kur aynı yerde kalırsa bu baz etkisi nedeniyle enflasyonda aşağı yönlü hareketi göreceğiz. Tabii ki bu böyle olacak ama bu başarı değil. Çünkü zaten hiçbir şey yapmasak da bu olacak. Evet. Dolayısıyla biz enflasyonu düşürmek için gerçekten ne yapmamız gerekiyor sorusunun cevabı dolar yükselmesini engellemek için ne yaptıktan geçiyor. Bakın istediğiniz kadar talebi dizginlemek için kredi kart taksitlerini bir kenara durdurmaya çalışın, sıfırlamaya çalışın, limitleri düşürmeye çalışın. Sorun burada değil ki. Bu da olmasa zaten iç piyasaya çalışanlar tamamen ölecek. Zaten konut kredileriyle ilgili yapılan düzenlemelerden dolayı kredili konut satışları %70 düşmedi mi? Bu süreklilik arz ettiği zaman içerideki kaç tane müteahhitin baktığını görmemiz gerekecek geri adım atmak için. O yüzden de bazen sapla samanı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Çok hassas dengeler bunlar. Eğer biz kurların yükselmesini engelleyecek tedbirler alamıyorsak, likidite yönetimini başarılı bir şekilde götüremiyorsak o zaman Haziran'da dolar %30 daha yukarı yaptığı zaman biz bir sene sonra mı baz etkisini atacağız? O zaman enflasyonu bir sene sonra mı düşüreceğiz diyeceğiz. Haziran ayında kabine açıklandı ve bugüne kadar enflasyon yükselmeye devam etti. Evet. Peki o zaman bunu nasıl çözeceğiz? Çünkü Haziran'daydı dolar yükselişi. Temmuz ve Ağustos'ta %9 enflasyon yaşadık ve şimdi baz etkisi için o güne umut bağladık. Niye? %9'lar sistemden çıkacak. %3'ler, %2'ler, %4'ler sisteme gelecek. Dolayısıyla enflasyon yıllık bazda düşecek. Evet. Ama bu gerçekten enflasyonu düşürüyoruz mu demek? Hayır. Fiyatların düşeceğini kimse düşünmesin. Böyle bir şey yok. Enflasyondaki düşüş fiyatlarda yavaş artış anlamına geliyor. Eski fiyatların üzerine daha da fazla zam demek. Dolayısıyla bizim burada kurun oynaklığının ekonomiye verdiği zararı kökten çözecek bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Bunun için de Eurobond ihraç edip döviz rezervimizi artırmamız lazım. 2x2=4 ama bunu hiç konuşan yok. Biz Eurobond ihracı niye yapamıyorsak bu sorunu açık açık tartışmamız gerekiyor. Kim engelliyor bunu? Bakın Sayın Mehmet Şimşek yabancılarla bir yere geldiği zaman Bank of America'dan bir analist şöyle bir açıklama yapmıştı. Biz Türk tahvillerinin yaptırımlı olduğunu sanılıyor. Demek ki birileri arka tarafta bir işler çeviriyor ki Türk tahvili alınmasın diye. İşte biz bunu nasıl çözeceğiz? Niye deşifre edemiyoruz? Niye bunları ortaya koyup da ya bunları kim bu şekilde çıkarıyor diye bunu yalanlayamıyoruz? Yani algı yönetiminde biz niye bu kadar başarısızız? Bunun altını çizmemiz lazım diye düşünüyorum. Enflasyonla mücadele edeceksek Türk lirasını savunmayı bilmemiz lazım.
Aksi takdirde her kur golü yediğimiz zaman kalkacağız diyeceğiz ki baz etkisi nedeniyle bilmem ne tarihinde enflasyon düşmeye başlayacak. Bu işin basit savunması ve bu şu demek, biz ekonomide enflasyonu yenmek için hiçbir şey yapmıyoruz. Matematiksel hesaplamalar o tarihi öngörüyor. Biz de onu bekliyoruz. Gerçekler bunlar. O zaman oturup yani bir şeyleri değiştirmeyi konuşmamız lazım, tartışmamız lazım. Siyaset üstü ekonomideki dengeyi sağlayacak oluşumları da hazırlamamız şart. Aslında birkaç sorum daha var ama çok geniş perspektiften konuşmamız gereken sorular. Ben sadece şöyle izleyicilerimiz için bir paylaşmış olmak isterim bu noktada. Bir kulis bilgisine göre, belki üzerine çok kısa yorumunuzu da alırız. Bir kulis bilgisine dayandırmak gerekirse şayet Haziran ayında asgari ücretin tekrar görüşüleceği ve belki ikinci bir zam gelebileceğine dair haberler söz konusu. Aynı zamanda yine komisyonun bölgesel asgari ücret konusunda da bazı değerlendirmeler yaptığı yine kulis bilgisi olduğunun altını çizerek paylaşmakta fayda var. Hatta TÜSİAD'ın da bu konuya ılımlı baktığını belirtiyor kaynaklar. Bir ücret ve enflasyon sarmalı yine mi doğar? Ne dersiniz bu konu üzerine? Yorumunuzu çok kısa alayım, reklama gideceğim. O zaman hemen söyleyeyim. Türkiye İstatistik Kurumu gelir dağılımını yayınladığı zaman şunu gördük. En yüksek %20 diğer geri kalanların payını almış. Dolayısıyla ücretli kesimin en alt %20'de olduğunu düşünürseniz dolayısıyla bu insanlara biraz daha takviye yaparak gelir dağılımını düzeltmenin bu ülkeye zarar vermenin aksine gelir dağılımındaki dengenin biraz daha uygun bir şekilde sağlanacağı anlamına geliyor. Ücret ayarlamaları bana göre de şart. Peki bu nasıl yansır istihdama? Yani burada tekrar bir zaten yüksek faiz ortamından dolayı tekstil başta olmak üzere istihdam kayıpları olduğunu görüyoruz. Bu bir tur daha bir istihdam kaybı yaratır mı? İstihdam kaybından ziyade Türkiye'de dikkat edin işsizlik verilerinde aşağı yönlü hareket var. %8'lere indi rakam, %8.8. Dolayısıyla burada eleman bulma konusunda sıkıntı yaşanıyor. Ama elemanı bulan adam da o elemana yaşam standartını belli bir seviyede tutacak şekilde bir ücret ödemeli. Dolayısıyla işçilik maliyetini düşük tutarak rekabet etmek bence marka değerini yüksek tutarak rekabet etmeye getirmeli artık firmaları. Çünkü bir fasoncu olmamalı. Aksine marka üreten duruma gelmeli. Bunları konuşmayacağız. Peki çok teşekkür ediyorum. Ekonomist Hikmet Baydar, kıymetli yorumlarınız ve programa katkılarınız için. Ben teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından biraz daha emtia gündemine bakmaya çalışacağız. Zira gram altında rekor seviyeler görüyoruz ve takip ediyoruz. Hem küreselde hem yurt içinde tabii ki dolar, TL ve ons altına bağlı olarak şekil alıyor gram altın. Sorularınız varsa lütfen YouTube'daki yayınımızın altına gönderebilirsiniz. Uzman konuğumuza ben de yönlendireceğim. Biraz daha emtianın gündemi diyeceğiz döndüğümüzde. Global piyasalarla devam ediyoruz. Philip Capital Portföy Yöneticisi Metin Taşçıoğlu bu bölümde bize eşlik ediyor. Hoş geldiniz Metin Bey, iyi haftalar dilerim. Küresel piyasaların gündemi için sözü size bırakıyorum. Evet, teşekkürler, iyi yayınlar. Global piyasalarda Amerika'nın liderliği devam ediyor diyebiliriz. Özellikle faizlerdeki bir miktar toparlanma yani geri çekilme, kurlarda da sakinleşme bu faiz indirme beklentisi öncesindeki bu sürecin ötelenmiş olması çok büyük bir rahatsızlık piyasalarda yaratmamış gibi gözüküyor. Sadece zamanlama ve beklentisi ileri atıldı. Bu da tabii Amerika'yı yine Amerikan borsalarının çekim merkezi yapmaya devam ediyor diyebiliriz. Çin'de halen daha emlak piyasası ile ilgili sıkıntılar devam ediyor. Emlak fiyatlarının de olsa düşmeye devam ettiğini bütün devlet tarafından verilen teşviklere rağmen emlak piyasasındaki sorunların toparlanamadığını, ortadan kalkmadığına şahit oluyoruz. Avrupa'ya baktığımız zaman da orada da yine PMI'lar yeterince yani elini üzerine atamadılar. Sadece küçük toparlanmalar olduğunu görüyoruz. Bir canlılık işaretleri var.
ama istenilen boyutlarda değil. Dolayısıyla burada artık açık ara Amerikan piyasaları tüm dünyadan para çekmeye, fon çekmeye, sermaye piyasalarına çekici hale gitmeye devam ediyor diyebiliriz. Tabii ağırlıklı olarak da tabii teknoloji modusu baskın durumda. Yapay zeka ve diğer teknolojik gelişmeler, katma değerinin daha fazla bu yönlerde yoğunlaşması Amerikan piyasalarındaki yükselişi destekler durumda. Benzer trendler bizim piyasamız için de geçerli. Bizde de mesela bilişim ve teknoloji endeksine dahil olan şirketlerde en fazla getirilerin sağlanabildiğini görüyoruz. Yılbaşından bu tarafa da bilişim endeksinde %17, teknoloji endeksinde de %13'lük yükselişler görülüyor diyebiliriz. Öbür taraftan altın fiyatlarında yine yatay bir görüntü var. Teknik açıdan bakacak olursak da 2070 yukarıda, aşağıda 1180 dolarlar seviyelerinde. Tabiri caizse bir işte yükselişte sat, düşüşte al, bir bant hareketi içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Yine onun da FED faiz oranlarını ne zaman indireceğiyle ilgili piyasa beklentilerine göre fiyatlandırmaya devam edeceğini düşünmek lazım. Emtialarda da çok büyük bir hareketlilik yok. Çok dediğim gibi süreç devam ediyor. Piyasaların iyimserliği de devam ediyor. Dediğim gibi sadece FED'in faiz indirimiyle ilgili sürecin biraz daha ötelendiğine şahit oluyoruz global piyasalar tarafından.